Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere sene başından beri söz verdiğim gibi sonunda takım kurdum arkadaşlar ve bu takımda kimsenin para verip bile alamayacağı bir kart var. Sizlere özel arkadaşlar. Bunu da çözdük. Sefa kardeşim, Sefa Ünal benim kardeşimdir. Kendi sosyal medya işleriyle uğraşıyor. Bunu arkadaşlar Sefa sayesinde hallettik. Sizlere inanılmaz güzel bir kadro kurduk arkadaşlar. Sonunda hak ettiniz bunu, çok beklediniz. Oğuz abi kadro kur, kardeşim kadro kur, kur diye. Sizin için arkadaşlar gerçekten parayla bile kurulabilecek bir kadroyu kurdum. Öncelikle arkadaşlar geçen videoda demiştim hani gerçekten nasılsınız diye çok güzel yorumlar geldi. Yorumlarda bayağı sohbet ettik. 300-400 tane yorum geldi. Instagram'da DM'ler geldi. Ben arkadaşlar bütün Instagram DM'lerime cevap veriyorum. Hayatla ilgili de herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram adresinden sorabilirsiniz. Aynı şekilde bu şey YouTube yorumlarını da bekliyorum arkadaşlar. Haftada bir kere buluşuyoruz. Onda da sizlerle konuşmak istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz, her şey yolunda mı? Hayatla ilgili sorularınız varsa lütfen YouTube'un hemen aşağı kısmına yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar geçen videoda söylemeyi unutmuşum ama sizinle de çok güzel beğeniler bıraktınız. Bu videoda arkadaşlar beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar direkt videomuza geçiyoruz. Şimdi kadromuza başlayalım abi. Şimdi kadromun zaten özelliği bir tane kart arkadaşlar. Geçiyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 99 Pro Player kartı. İnanılmaz bir duygu arkadaşlar. Gerçekten şöyle göstereyim sizlere hatta. Arkadaşlar kartın her şeyi 99 ya. Geçenlerde bir tane kardeşim şey demiş, abi ona hangi kimyasını basıyorsun? Zaten hepsi 99, adama bir şey basmaya gerek yok. İnanılmaz arkadaşlar, yani şöyle söyleyeyim, ben hani bu oyunda bütün kartlarla oynadım. Totti Ramos'undan tut, Totti Van Dijk, Maldini Prime, işte ne bileyim. Hani aklınıza gelebilecek bütün kartlarla oynadım. Ve gerçekten söylüyorum, ben hayatımda böyle bir deneyim yaşamadım yani. Çünkü arkadaşlar kartın her şeyi 99. Mesela normal kartlar şöyle sıkıntılar olabiliyor. Kart çok iyi oluyor. Staminası düşük oluyor. Mesela staminası düşük ikinci yarı yok oluyor. Ya da ne bileyim bir şey yüksek oluyor. Mesela kafa vurucu düşük oluyor falan. Hani bir sıkıntı oluyor her zaman. Bir eksik oluyor, anladınız mı? Totti bile olsa. Bu kartta arkadaşlar kusur yok. Yani her şey 99. İnanılmaz bir kart. Ya inanılmaz yani. Tam anlamıyla inanılmaz. Birazdan zaten izleyeceksiniz. Yanında arkadaşa aldığım isimleri söylüyoruz hemen. Neymar Jr., R9 Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Kulusevski, Hulit, Maradona, Ferland Mendy, Sen Gelince Bahar Gelir, Kimpembe, Pazella, Nelson Semedo ve Donnarumma. Arkadaşlar bu kadronun üzerine toplamda 20 milyon coin'im daha var. Ama bu 20 milyon coin'i ne yapsam bilmiyorum açıkçası. Çok fazla böyle aklıma da bir şey gelmiyor. Ben çünkü bu Kimpembe'yi falan çok seviyorum biliyorsunuz. Kimpembe fetişim var benim. Marquinhos, Kimpembe, Gueye. Bu üçünün büyük hastasıyım. Kimpembe'yi çok seviyorum. Onun dışında Maradona'yı zaten sevdiğimi biliyorsunuz. Pazella ile burada linki var. Hulit R9. Neymar zaten iyi. Cristiano, Kulusevski var. Yani bu parayı arkadaşlar 20 milyon coin eklediğimiz zaman bir Vieira, Pele, Ferdinand olabilir. Ama Kimpembe gerçekten çok iyi. Yani almak isteyen varsa da tavsiye ederim. Bilginiz olsun. Pazella'nın arkadaşlar kartı bu şekilde. Zaten biraz özetleri izliyorken sizlerle birlikte konuşacağız. Görmüş olduğunuz zaten bu arada kart untradeable biliyorsunuz. FIFA 13'te olması lazım. Bir tane pro player kartı arkadaşlar untradeable verilmemişti. Ve o markette 15 bin, hatta Barton olması lazım adam. Barton'da yazılıyordu. O adamı marketten alabiliyordunuz. 99 kart böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey Türkçe, oyun tamamen benim elimde. Türkiye'de arkadaşlar. Bunun ben başkasında olduğunu sanmıyorum. Size de arkadaşlar bu içeriği şimdi sunacağım. Dilerseniz direkt maç özetlerine geçelim. Maç özetlerinde de sizlere bu olayın nasıl yaşandığını ve kart deneyimini daha da net anlatabileceğim. Evet arkadaşlar, şimdi maçlara geçiyoruz sizlerle birlikte. Ben arkadaşlar bu kadroyla bayağı maç yaptım. Hani hoşuma giden maçları sizlerle birlikte paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu 99 kart olayıyla ilgili nasıl aldığı sorusu geliyor. Arkadaşlar Sefa Pazella'nın sosyal medyada işlerini yapıyordu ve hani bu şekilde bu aracılıkla almış olduk. Çünkü bu kartları almak gerçekten çok zor. Hani sadece futbolcu olmanız yetmiyor arkadaşlar. Bayağı bir uğraş vermeniz gerekiyor. Sürekli mailleşmeler, bazı onaylar vesaire. Yani öyle kolay kolay alınabilen bir şey değil. O yüzden zaten çoğu futbolcu zaten bana o günden sonra DM attı. Hani alt liglerde oynayan, süper ligde oynayan bir sürü futbolcudan DM'ler aldım. Ama ne yazık ki arkadaş, herkese yardımcı olmam mümkün değil. Önümüzdeki sene dediğim gibi oyunun başında Santrafor bir tane 99 kart kendi hesabıma alacağız. Çok güzel bir sene olacak arkadaş önümüzdeki sene. Gerçekten güzel olacak çünkü 99 kart bambaşka. Yani ben hani bu kart bir stoper arkadaşlar, tamam mı? Yani stoper ve hani normal kalın bir stoper. Weak foot'u yok, skill move'u yok, anladınız mı? Hani çok düz bir kart olmasına rağmen, hani çok basic bir kartın 99 olmasına rağmen inanılmaz. Yani hani özellikle şimdi siz golleri izlerken sizden diyeceksiniz ki Pazella'yı almışsın koşmuşsun, adamlar çok kötü oynuyor. İşte arkadaşlar öyle değil. Yani bu 99 kartta arkadaşlar öyle bir şey var ki hani
tam rakip böyle tam topu alacak animasyona girdiği zaman oyun ona izin vermiyor arkadaşlar. Yani bu adamın, bu top adamın ayağına yapışıyor arkadaşlar. Bu gerçekten net. Hani ben hayatım boyunca böyle bir deneyim yaşamadım. Yani Optimus Prime, Pele, R9, Eusebio hepsiyle oynadım. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Hani kart aşırı düz. Ama aşırı düz olmasına rağmen adamın yanına top alamıyorsun. Yani oyun buna izin vermiyor arkadaşlar. Oyun diyor ki kardeşim puzzle'lere top geldi mi alamazsın. Bu gerçekten böyle yani. Hani ciddi anlamda söyleyeyim, ben bu kartın hani forvetini falan düşünemiyorum. Hani mesela Mertens'in vücudunu düşünün oyunda. Mertens'in vücudunun 99 kartla birlikte denkleştiğini ben hayal edemiyorum arkadaşlar. Yani çok başka bir deneyim olur. Gerçekten inanılmaz. Ve bu arada arkadaşlar bu kartları şöyle veriyorlar. Bunu tekrardan size bir söyleyeyim. Hani akrabanız sanınız varsa yurt dışında vesaire. Mesela İtalya'daysanız eSports İtalya. Almanya'sanız eSports Almanya. Eğer Türkiye'deyseniz mesela ya da böyle hani ufak yerlerdeyseniz eSports'tan bir çalışan tanıdığınızın olması gerekiyor. Bizim arkadaşlar şu anda o tanıdığımız var ve FIRE22'nin başında direkt bunu çat diye halledeceğiz. Çok güzel olacak dediğim gibi. 99 kart inanılmaz ve bana çok soru geliyor. Abi niye Foot Champions oynamıyorsun? Hemen onun cevabını vereyim arkadaşlar sizlere. Çünkü ben hani hayatta kaybetmeyi hazmedemem bir insanım arkadaşlar ve hayatta kaybetmemek için sürekli çok çalışıyorum. Kendimi geliştiriyorum ki hani karşıma bir şey çıktığı zaman hemen yenilmeyeyim diye. Şimdi FIFA'da her şey bizim elimizde değil arkadaşlar. Biliyoruz oyunun faktörleri var. İnternet faktörleri var. Yani biz tamamen bütün ihtimalleri ben elimde tutamadığım için yenilince çok sinirleniyorum ve hani bu oyunu oynayıp sinirlenip çok fazla kavga ettiğim insan oldu. Hayatımı da etkileri oldu arkadaşlar. Bu yüzden Foot Champions'dan uzak durmaya çalışıyorum. Division Rivals vesaire oynuyorum. Foot Champions da oynarım ama mesela 11 galibiyette bırakıyorum. Hani öyle top 100'müş, elitmiş falan hiç zorlamam. Hiç öyle şeyler işim olmaz. Normal arkadaşlar elit yapıp bırakıyorum. Elit yapıp diyorum. Normal 11-14 yapıp bırakıyorum. Ve hani iyi de bana söylüyor. Abi sen iyi mi oynamıyorsun acaba diye. Ben arkadaşlar aslında oyunu iyi oynuyorum. Hani çok elit ya elit arkadaşlarımla falan oynuyoruz, onları da yenebiliyorum ama keyif almıyorum abi. Hani mesela şu oyun FIFA 15 olsaydı ben her hafta Weekend League'deydim mesela. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani dolayısıyla oyunun Weekend League tarafı beni pek şey yapmıyor, sarmıyor arkadaşlar ama Division Rivals tarafı beni çok etkiliyor ve hani hoşuma da gidiyor. Günde açıyorum, stressiz maç atıp kapatıyorum. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Siz olsanız bu kadroya 20 milyon coin'iniz olsa ne yaparsınız? A şıkkı, B şıkkı yok. Siz şıkları siz söyleyin. Ben arkadaşlar iki şık sunuyorum sizlere. Bir kadro kurmaya devam ederim. İki coinleri satarım. Hangisini yaparsınız? Bana söylerseniz çok sevinirim. Hani size bu kadronun üzerine bir şey almaya gerek var mı? Bunu bana söylerseniz çok sevinirim. Size zaten bir söz vermiştim. Hani demiştim arkadaşlar eşsiz benzersiz bir kadro kuracağım diye. Gerçekten de sonunda kurdum. Parayla satın alamayacak bir karta da sahip olduk sizlerle birlikte. Önümüzdeki senenin başında da zaten direkt tak 99'da başlayacağız arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Çok da fazla mesaj aldım bu konuyla ilgili dediğim gibi. Dilim döndü cevap vermeye çalıştım. Bu arada arkadaşlar söylüyorum. Ben biliyorsunuz spora da gidiyorum. Şöyle göstereyim. Hani biliyorsunuz şu anda ben 122 kiloyum arkadaşlar. Kollarım 44 santime ulaştı. Antrenmanda 47-48'leri görüyorum. Gayet güzel form yakaladım. Biliyorsunuz John Jones'la video çekeceğiz diye. Sizlerden çok soru alıyorum işte fitness, spor vesaire diye. Benden bu tarz video ister misiniz? Hani kol antrenmanı olabilir, sırt antrenmanı olabilir. Arkadaşlar yani istiyorsanız bu tarz videolar lütfen aşağıya yazın. Bunu bana bildirin. Yani bana görüşünüzü bildirin ki ben aksiyon alabileyim. Bunun dışında zaten her türlü sorularınızı Instagram'dan, YouTube'dan sorabiliyorsunuz. Hepsine cevap da veriyorum biliyorsunuz. Ama gerçekten bu kanalın arkadaşlar ben FIFA olmadığını artık sizlere anlatmış olduğumu düşünüyorum. Yani bu kanalın amacı FIFA değildi aslında. Bu kanalın amacı mentalite sunmaktı. Biliyorsunuz benim doğuştan gözlerim engelli olduğum için. Bu bir mentalite kanalıydı aslında. Çünkü ben hayatım boyunca çok sıkıntılar çektim. Hani beni gözlüklü gören herkes Oğuz artistsin falan diyordu. Benim amacım binlerce insana mesela şu an siz yolda gözlüklü birini gördüğünüz zaman aklınıza ilk olarak şey gelmiyor. Aa bu artistik mi? Değil. Ben aklınıza geliyorum değil mi? Ve bu sizlerde bir anlayış sağlıyor. Sizlerde bir hayata karşı bakış açınızı değiştiriyor. Ve insanlara daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Hani acaba ihtiyaç mı duyuyor? O yüzden mi takıyor? Bunu yaratıyoruz aslında. Bu kanalın amacı buydu. Sizlere tam bir örnek olmaktı. Hani hayatınızda olabilir, eğitim hayatım olabilir. Bu şekilde görme durumu olabilir. Yani sizlere bir abi kardeş yani ters ilişki tabii. Ben sizden küçüksem tabii siz benim abim oluyorsunuz. Yani ben hani bir aile ortamı kurmaya çalışmıştım dediğim gibi. Ve bunu kurduğumu görebiliyorum arkadaşlar. Benim için çok 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 kıymetli. Biliyorsunuz zaten kanalın açısından beri para kazanma kapalı. Bunu tekrar söyleme gerek yok. Burada gerçekten mentalite bir aile kurduğumuzu düşünüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Bunu tekrardan söyleyeyim. İyi ki varsınız gerçekten. Bu aile ortamını çok seviyorum. Hani görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar benim için izlenmeymiş,
popoflanmakmış falan umurumda değil. Hani çok umurumda olsa zaten şu anki çoğu YouTuber ya da çoğu yayıncı gibi hep milleti sıvarım. Böyle o işte onların arasına gireyim, izlenme kasayım. Bu kafada olur ama benim kafam bunda değil. Benim kafam tamamen arkadaşlar realitede, netlikte. Çünkü her zaman ben netliğin kazandığını düşünüyorum arkadaşlar bu hayatta. Sizlerle de çok güzel bir aile ortamı kurduk gerçekten. Ve dediğim gibi yakında we are being a millionaires guys, okay? Milyoner olacağız arkadaşlar, bakın söylüyorum. Ya başaracağız bunu abi, ben hissediyorum. Güveniyorum kendime de. Hani şey diyorlar ya işte çok Oğuz çok hype'lanma işte olmazsa üzülürsün. Abi ben hype'landığım zaman boşa hype'lanmıyorum arkadaşlar. Yani bazı şeyleri öngörebiliyorum ve gerçekten önümüzde çok güzel günlerimizi beklediğini düşünüyorum. Yani bir parayı bulacağımızı düşünüyorum. Yani böyle ailecek bir Los Angeles'a falan gidip takılacağımızı, tatil yapacağımızı düşünüyorum. Gerçekten çok güzel günler olacak ya. Ben bunları net hissediyorum arkadaşlar. Yani puzzle diye girdik. Konu nereye geldi ama hissediyorum abi. Yani başaracağız, yani çok az kaldı. Eğer bu dünyada arkadaşlar bir değişim görmek istiyorsak ilk biz başlarız. Ben Serzan bunu söylüyordum ve en temel sözüm de birisi başarana kadar her şey imkansızdır. Dolayısıyla arkadaşlar hiçbir zaman pes etmeden çalışmaya devam edeceğiz ve çok güzel günlerin de bizi beklediğini düşünüyorum. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. Yani buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Gerçekten yorumları bekliyorum. Yorumlarda güzel bir sohbet çevirelim. Bu gece de bütün yorumlarınıza cevap vereyim. DM'lerinize cevap vereyim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ve haftaya ne videosu gelsin yorumları yazın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.